Merhaba arkadaşlar, bugün 22 Mart 2024 Kadıköy Cuma Pazarı'na geldim. Buraya metrobüste gelebilirsiniz. Uzunçayır metrobüs durağında indikten sonra Salı Pazarı yazan tabelaları takip ederek buraya ulaşabilirsiniz. Salı ve Cuma günleri kuruluyor. Pazar günleri de aynı yerde alt katta küçük bir alanda antika pazarı kuruluyor. Antika pazarı bir pazar değil, daha pahalı oluyor. Onu söyleyeyim. Bugün günlerden Cuma. 22 Mart 2024. Pazarın hemen girişindeyim şu anda. Uzunçayır tarafından girdim. Fikirtepe metrobüs durağından inip de yürüyenler de oluyor. Oraları ben pek tekim bulmadım. Şu taraftan gitmiyorum. Erkekler için bakın böyle tişörtler var. Erkek tişörtü olanlar. North Face, Emporium, Tommy Hilfiger, Jack & Jones diyor. Under Armour var. Calvin Klein. Burada şortlar var, bakın şöyle. Erkekler için şortlar, şu içi tight'lı olanlardan falan var. Columbia diyor. Under Armour. Böyle böyle şeyler var, bakın bunun en güzelmiş haki. Şöyle bir yeşil var, bu daha solgun çıkıyor kamerada, daha canlı normalde. Canlı renkler sevenler için de böyle şeyler var. Tek alt 100 TL diyor burada. Pijama altları, Ecose desenli, Hello Kitty'li, bulutlu var. Ecose bunlar güzel yumuşacık, ayıcıklı var. Yıldızlı. Bunlar kadife, yumuşacık. Kırmızı var, petrol, gri var. Var da var yani. Paçaları da göstereyim bu şekilde. Hello Kitty diyorum, Tweety'li var. Şöyle bir şey, bu ne bu? Traktörümsü, arabamsı. Şöyle bulutlu şu. İşte bakın 80 diyor buraya. Şurası yani. Şuradan itibaren şöyle 80. Çizgili var. Çizgili pijama seven var. Şurada güzel bir tezgah var. Oraya bakalım. Bakın böyle takımlar var. Chanel. Triko takımlara benziyor. Fiyat yazmıyor tabii ki. Böyle pilili etekler var. Kapalılarını tercih edebileceği uzunlukta. Hazır kombi yapmışlar bakın altı eteğiyle. Fiyat yazmıyor. Şunlar çok moda, böyle siyah beyaz kalın çizgililer. Bu tarz düğmeler böyle vintage olarak. Bunda yine böyle bir etekle önermişler. Ha, şurada hazır giydirilmiş var bakın. Şöyle bir şey. Bu da kahverengisi. Pantolonlar var, belli lastikli. Biraz böyle elektriklenince kıtır, çıtır çıtır ses yapan pantolonlar oluyor ya, polyester kumaş onlardan. Ama ofis çalışanlar için olabilir. Bunun laciverti de varmış bakın. Lacivert eteği de var, pilili. Bunların belli lastikli olduğu için çok rahat oluyor. Bende de mini etek gibi var. Şu renkler de var bakın, açık renkler falan. Burada gömlekleri var. Aynı tezgahım. İnce. Şöyle kahverengi pantolon arayan varsa bu tarz şeyler de var. Bakın etekler de burada. Şu pantolon güzelmiş yalnız. Tam baharlık ince. Dokusunu da göstereyim. İnce gabardin gibi. Bayağı güzel, salaş. Altına spor ayakkabı ya da sandaletle, deri sandaletle güzel olur. Bakın şöyle bir kombi yapmışlar. Belden bağlamalı. Hiçbirine fiyat yazmıyor. Bakın şöyle bir takım var. Bürümcük kumaş. Böyle kombinler de yapmışlar. İncili mincili süveterler. Bunları daha çok kapalar tercih ediyor. Şu üstte giyilen süveterleri. Şöylesi de var. Böyle bir şeyler de var. Bunun renkleri de var bakın burada. Bir tane göstereyim şuradan. Çeşit böyle bir şey yapmışlar. Falan filan. Bir de böyle takımlar var. Şu bürümcük ipliği. Onun renkleri. Bunlar tabii yazlık bayağı incecik. Baharda da giyilir. Bu güzelmiş. Krem rengi tatlı. Bunlarda desenleri var. Bakın şöyle. Böyle bir desen. Şunlar güzel. Salaş salaş giyilir.
sonra devam edelim. Burada böyle bir şeyler var. Şimdi hiç fiyat söylemiyorsun diyeceksiniz de hepsini tek tek sorunca birazcık sinirleniyorlar arkadaşlar. Çünkü hiçbir şeyin üzerinde fiyat yazmıyor. Şimdi oradan 4-5 tane ürün sorup şunlar değişmiş yani. Denim yapmışlar burada. 4-5 tane fiyat sorup ondan sonra hiçbir şey almayınca adamlar bozuluyor doğal olarak. Yani ben de olsam seninle uğraşacağım derdim yani, belki bilmiyorum. Bir de hava bugün soğuk, yağmurlu. Ramazan'dayız, herkes oruçlu genellikle. Tezgah sahipleri asabi olabiliyorlar. O yüzden ne yapıyoruz? Bulaşmıyoruz. Böyle şeyler var, bakın değişik yapmışlar. Şunda da daha büyük bir yıldız var. Yani şuradaki bakın, tam ortada böyle yıldız oluyor. Şimdi şuradan da göstereyim, bakın böyle. Şuraya da asmışlar. Şunu beğendim yalnız, güzelmiş tek almak için. Yani kombin olarak almazdım büyük ihtimalle ama böyle şeyler de var gençlerin beğenebileceği. C tarzda beğenebileceği. Şu da güzelmiş, konuşamadı. Bu ne kadar acaba? Geniş bu şey diyor, geniş paça, bacak diyecek. Bu ne kadar acaba? O 300. 300'müş, güzelmiş. Şu da güzelmiş yalnız. Şurada bakın. Herhalde bu da 300'dür. Aynı model çünkü. Güzelmiş baya. Şu da güzelmiş, kahverengi. Kargo çekimi böyle. Bakın böyle bir model de var. Çılgın. Herhalde bu civardadır diye düşünüyorum diğer fiyatlarda. Güzel ürünleri varmış burayı. İlk defa göre gibiyim. Şöyle pembe sevenler için. Barbikor. Gençler böyle şeyleri seviyor genellikle. Kargo cepli. Salaş. Bu incecik. Güzel ama. Bir de bu rengi var. Bunlar tam bahar yaz. Sesim bitti. Şöyle bir değişik pantolon da var bakın. Bir adete geçmişler. Şu da güzelmiş. 31 bedeni var. 28 var. Bakın şöyle yeşil bir pantolon da varmış orada. Yıldızlı. Bebeği de çekmiş olduk. Böyle bir ekose de varmış burada. Şurada parça 75 diyorlar. Burada ne varmış? Bakayım tişörtlere bakalım birazcık. Şöyle yavaş tutayım. Siz inceleyin o sırada tişörtleri. Şöyle acıklaşırmış. Peçli. Çok fiyat 100 TL diyor buraya. Başka neler varmış? Bu Wonder Woman mıydı? Evet o. Şurada yazıyor Wonder Woman. Süper kahraman bu. Kabartma yapmışlar. Güzel yalnız diğeri. Yumuşacık. Sweatshirt'ın. Bu da kolej ceket. Vallahi 100 lira çok iyi kolej ceket için. Teyzeler üzerime çıktı birazcık. O yüzden bu tarafa geçtim. Los Angeles diyor. Teyzelerden kaçıp çekim yapmaya çalışırken ben... Evet şöyle bir şey var. Erkekler için uygun diye düşünüyorum. Benim tarzım değil hiç. Çeşit olsun diye gösteriyorum. Şöyle bir şey var. Only God can judge. Sadece Allah beni yargılayabilir diyor. Ay çok bağırıyor. Şöyle bir şey. Bunun dövmesini yaptırıyorlar ya. Sadece Allah beni şey yapabilir, yargılayabilir dövmesi. Tupac sevenler için. Öldü, rahmetle gitti. Uyu bitiriyor, uyu bitiriyor. Yesiraya bayar, yesiraya bayar, yesiraya bayar. Cennet diyor. Güzelmiş, yumuşacık. North Face, incecik bir de. Premium medium diyor. Hiçbir zaman diyor, keşfetmeyi bırakma diyor. Never stop exploring diyor. Şair burada ne anlatmak istiyor? Yani bu da güzelmiş, siyah incecik. Kamp yapanlar falan bu markayı çok seviyor. Şurada ilginç bir şey gördüm. Bu değil, The Beatles bu. The Beatles dinleyen dinozorlar bunu beğendi. Şunu ilginçmiş. Bakayım şunu. Ay çok polyester ama cayır cayır. Böyle bir marka. Abla her sıraya koyar. Abla her şeyin sıraya koyar. Her vallahi sıraya koyar. Her şeyin sıraya koyar. Ay. Çok bağırıyor ya. Üzümler falan. Natürmort. Burada üzümler var, burada portakal falan, mandalina bir şeyler var galiba. İlginç bir gömlek ama çok şey ya, polyester.
Bu taraf ne kadar? Burada da 100 TL'ymiş bakın, 100. Şuradan da göstereyim. Şu biraz önce baktığımız tişört. Şurada taşlı tuşlu USA yazan bir şey var bakın şöyle. Bakalım. Miami Dolphins diyor. Miami Yunusları. Yunus koymuşlar buraya da bir tane. Bu sırtıydı. Önü de böyle. Sonra şurada değişik bir şey varmış. İskeletle. Bu da sırtı. To the moon and back olacak herhalde. Bu tuğusu eksik bunun. Ay'a kadar ve geri dönüş yolu, yani o kadar çok anlamında kullanılıyor bu. Mesela seni to the moon and back seviyorum derseniz o kadar, yani kocaman dev bir mesafe, çok fazla anlamında. İngilizce dersim sonlandı. Bir de böyle bir şey var. Batman'mış. Güzelmiş yalnız, incecik. Böyle bir şey. Başka. Bu neymiş? Nirvana mı? Arizona'ymış. Arizona çölleri. Cowboy yapmışlar. Rodeo yapıyor. Güzel vallahi, yumuşacık bu. Erkeklere duyurulur. Şöyle bir şey var. Bu neymiş? Buna biraz önce bakmış mıydık? Bu da tam böyle modifiye araç sahipleri, araba yarışı yapanların racing diyor. Araba yarışı yapmayın. İnsanların canını tehlikeye atmayın. Kamu spotu. Los Angeles. Bakayım bu neymiş? Kocaman bir şey bu da. Summer 23 diyor. Kaç beden acaba? 50 beden falan mı? O kadar geniş ki baksanıza. İki kişi rahat girer. Böyle sevgililer bir tişörtün içine girer ya bazen. Obeziteden kurtulmuş erkeklerin tişörtün içine falan. Sevgilisiyle girer ya, onun gibi bir şey kocaman. İyi geçmiş. Ondan sonra bakayım kaç dakika olmuş. Daha dakikamız var. Nereye gidelim? Burada yine böyle kot pantolonlar falan filan var. Şu pijamacıya bakmak istiyordum ya. Orası çok kalabalık şu anda. Şurası. 75 lira diyordu galiba biraz önce. Çok şirinmiş. Şöyle şeyler var bakın, karıştırıyorlar. Bu taraf çocuk için sanırım. Bu dragon. Ejderhalı. Tight gibi. Pijama altı olarak da gelebilir. Değişmiş. Buraya 75 diyordu galiba biraz önce. Manchester City diyor. Fena değil kumaşları, pamuklu. Böyle bir şey. Şurada Star Wars'lı bir şey vardı. Burayı daha önce görmüştüm. Aynı ürünleri satıyor hala. Daha önce de vardı bunlar. Bakın bu büyük beden mesela. Çocuk için değil. Böyle bir şort, kısa şort. Şimdi bakalım. Değişik bir model. Çatalık. Neolitik Anadolu. Allah, çok iyi geçmiş. Burada da bir boğa var. Şu tipten varmış. Teyzeler doluştu buraya. Bir de burada böyle şeyler var. Ne kadarmış? 70'miş. Ben 75 dedim biraz önce ama 75 dedi sanki. Şöyle çocuklar için pijamalar falan filan da var. Biraz hızlı geçmek zorunda kaldım. Orası çok kalabalık oldu arkadaşlar. Teyzeler sıkıştırıyor. Kaçmak zorunda kalıyorum. Sağdan soldan sıkıştırıyorlar. Şu ne güzelmiş deseni. Deniz temalı. Şurada deniz feneri var. Kaçıyor. Ninja Turtles var. Ninja Turtles sevenlerin çocuklarına giydirebileceği türden. Sonra şuraya bakalım. Bir tezgah güzel oluyordu. Neymiş böyle? Aa, çok tatlı. Şort etek mi bu? Yok, değilmiş, etek. Ama astarı var. Güzelmiş. Bugün erken gideceklermiş. Bu arada Ramazan'da... Çok güzel bir etek. Evet. Ne kadar bunlar? 250 lira. 250'ymiş. 45 liralık etek normal. Hmm, çok güzelmiş belli. Gerekler falan var, onu değerlendir. Hı-hı.
Ya bu fiyatlara bulamazsın. Bak bu da Resort Neti. Aynı firmanın. Resort. Markayla. Bu Resort Neti'ymiş. Böyle bir verev. Tek. Hoş. Şu çok güzelmiş yalnız. 250 TL dedi. Normalde 1200 TL mi vermişti biraz önce duydunuz. Buranın ürünleri hep güzel oluyor arkadaşlar, bakılabilir. Özellikle ofis çalışanlar için güzel ürünleri var bence. Bakın bu da pantolon mesela, kaz ayağı desenli. Yani kaz ayağını küçüğü, buna çek desene gibi istiyorlar. Şurada yana fermuar var. Vallahi hoş, bedeni yazmıyor ama bu bakayım. Vallahi bana olur bu. Şurada bu arada bir şey var, şuna bakayım. Bu da güzel görünüyor. Kargo cepli bir pantolon. Herhalde fiyatlar bu civarda, 250 falan, ama bu tezgahta fiyatlar değişiyordu daha önce, hatırlıyorum burayı. Blazer ceketler falan da satıyor o adam. Çok güzelmiş valla. Burası 250 arkadaşlar. Şöyle mesela blazer ceketler de var. Güzel bence bu arada, şık. Şlepaneymiş. İpli bir şey. Bu envelop mu acaba? Envelop bir bluz galiba bu, ip askılı. Sonra başka bakayım şu panteli neymiş. Gömlek mi? Bluz, ceket. Hangisi? Şöyle patchwork gibi yapmışlar. Hepsi üzerine bir şey attı. Şöyle bir şey. Güzelmiş yalnız. İnce ceket gibi. Bir kolu panteli. Bir tarafı böyle düz. Bir tarafı çizgili. Değişik bir parça. Şöyle. Anlayabiliriz mi bilmiyorum. Bu kadar gösterebiliyorum. Neymiş? Hmm, bu hoşmuş. Şu dekolteli ceketler var ya, dizilerde falan görüyorum, onlardan bakın. Göbeği açıkta bırakıyor, ortası açık. Bu şekilde. Bayağı güzel. Neymiş? Small bu bir de. Small olan kızlara alabilir. Ben kendi duruşumu göstereyim sana şu ceketi. Zara'daki kombini. Bakın böyle bir ceket de var, kaz ayağı. Ben de göstereyim burada. Zara'nın orijinal kombini. Çok güzel ama çok güzelmiş. Bedeni var onun ister. Ne güzel olması lazım. Bak, şu ceket, şu biraz önceki. Bu ne kadardı? Şu. Bu ne kadardı? 350'ymiş. Ha, bu haftaya özel. Bu hafta. Bu haftaya özelmiş. Bu haftadan sonra fiyat değişecekmiş. Bayramdan sonra fiyat değişecekmiş. Çok güzelmiş gerçekten. 350 ile 350 lira. Hoş. Şöyle pensleri var, oturuyor. Çok güzel. İhracatımız da var. Şöyle şeyler de var. Bakayım şuna. Aa, çok hoş bu da. Ya da bir iki tane geldi. Bu da çok güzelmiş. LCY22 limited diyor. Small. Tam bayramlık bir elbise yalnız. Çok güzel. Kollar da güzelmiş. Evet. Duymadım, görmedim. Bilmiyorum, olmasın diyor. Bu da güzelmiş bakın. Düğmeleri falan çok hoş. Böyle bir blazer ceket siyah. Şimdi de bakalım. Donuyorum bu arada. Ellerim dondu. Bugün hava çok soğuk arkadaşlar. Yağmurlu. Burnumu da çekiyorum. O yüzden kusura bakmayın da. Şöyle düğmeleri var bakın. Fiyatlar genellikle böyle 250-300 falan. Bakar mısınız fıstık yeşilinin güzelliğine? Bayılırım ben bu renge. Kamerada nasıl çıkıyor bilmiyorum. Buna sarı diyen de olacaktır şimdi. Ama bildiğiniz Antep fıstığı yeşili. Çok güzel. Bayılırım bu renge. Bakayım, bu hem de mediummuş. Blazer ceket arayanlar buraya baksın. 250-300 genellikle fiyatlar. Bakın şöyle bir tezgah. Evet, buraya geçtim şimdi. Yan tezgahtayım. 100 TL diyor buraya. Şu neymiş? Şirin bir kazak. Gördüğümüz gibi. Gördüğümüz. Biraz rüküşmüş ama. Böyle bir şey. Şu neymiş? Bir erkek gömleğine benziyor. Louis Vuitton diyor. Etiketinde. Markacılar, turistler falan bunları çok beğeniyor tabii böyle şeyleri. Etiketi görünce bayılıyorlar. Böyle şeyler arkadaşlar. Başka bakayım şu neymiş? Böyle bir eşofman altı. Yamalı yamalı, değişik parçaları var. Patchwork gibi yapmışlar. 40 yama tekniği diyoruz. Böyle bir model. Bu neymiş? Şirin bir
Peluş, kazak. Çocuk için gibi bu küçücük. Small, x-small giyen kızlar olabilir. Şöyle göstereyim pazarı genel bir. Burada böyle bir gömlek buldum. Erkekler için olabilir. X-large diyor. Böyle bir gömlek. Böyle bir şirin gömlek. Ben böyle küçük küçük desenleri çok severim. Çıtır çıtır. Tommy Hilfiger diyor. Hilfiger konuşamadım. Tommy Hilfiger slim fit diyor. Large diyor. Diyor da diyor yani. Bu ne böyle? Triko elbise herhalde. Kocaman bir şey. Burası 100 liraydı arkadaşlar. Fiyat söylemenin olmasın. Sonra buraya geçelim. Seçal eşortman diyor. Eşortman 250. Eşortman değil ama eşort. Şortman. Dövecekler şimdi elinde. Evet, bir daha göstereyim. Orada biraz önce müşteri vardı. Yanlış yazmışlar. Şurada F olacak. R yerine F olmalıydı. Türkçe polisi geldi. Evet. Burada eşortman. Eşortman altları. 250 TL. Lacoste falan bakın. Lacoste seviyorsanız. Güzel yapmışlar yalnız. Bakın XXL çıkıyor mesela. Erkek için kıyafet soranlar. Erkek kıyafeti var mı? Erkek kıyafeti var mı diyenler. Buyurun. Erkek eşofmanları 250 TL. 250 TL. 250. Bir de şuna bakalım. Bordo. Bakın bunlar çok moda oldu. Hem kapaklı cepli böyle. Pantolon havasında ama eşofman altı. Ben de üşüyorum valla. Üşüyorum diyor da. Aa bu ne? Zincirli mi? Ne güzel yapmışlar. Zincir çıkmış ama. Güzelmiş bu. Bakayım. Böyle bir şey no back diyor. Geriye dönüş yok anlamında mı acaba? Ha, yoksa poposuz anlamında mı? Ay sinir bozuldu. Evet. İlginç bir marka adı olmuş tabii. Böyle şeyler de var bakın. Bu niye böyle kısa? Yok değilmiş. Belki small'dur. Burada Jordan yazıyor. Erkekler bu tezgaha bakabilir. Şuradan hatırlarsınız bakın. Eşortman yazsın. 250 TL orası. Sonra devam edeyim böyle. Cüzdan sevenler için biraz cüzdan gösterelim. Guess diyor. Louis Vuitton'lar var. Bu klasik Louis Vuitton'lar çok satıyor. Herkesi de görüyorum. Louis Vuitton severler bunu beğendi. Bakın böylesi de var. Ben bunları çok beğenmiyorum da şu mesela şunlar daha güzel. Bu klasik Louis Vuitton'un desenini daha çok seviyorum şu mesela. Kabartma ya da gofraj gibi olanlar da. Gofraj da denmez de damga mı diyorlar? Damga şeklinde baskın. Nasıl deniyor? Ne deniyor? Bunu tam bilmiyorum. Böyle çukur olanlardan bahsediyorum. Bilen varsa yazsın. Onlar bayağı hoş duruyor. Bakın Marc Jacobs Totrack diyor. Şu dokulu deriyi de severim ben. Suni dokulu deri. 150 TL diyor bakın buraya. Bir de şöyle küçük şeyler var. Bunların fiyat farklıdır. Küçük çantalar. Şu hoşmuş. Böylesi var. Böyle bir şey. Turuncu. Renkli şeyleri seven kadınlar için. Burada da böyle bir şeyler var. Buraya ne diyor? Cüzdan 100 TL diyor. 100 TL. Şunun içine güneş gözlüğü de koyulabilir bence. Para mara koyup pazara, çarşıya, pazara, markete giderken kullanılabilecek tarzda ürünler. Michael Kors. Louis Vuitton. Böyle bir şeyler. Şu Kipling'in modeline benzeyenlerden var. Star Polo, Star diyor. Burası 100 TL olan taraftayım şu anda. Leopard sevenler için. Calvin Klein diyor. Louis Vuitton. Karelisi. Guess sevenler için. Şöyle bir şey var. Taba rengi. Renkli sevenler için böyle bir şey var. Ne diyor? Forever Elegance. Sonsuza kadar zarafet diyor. Zarafet. Mavis var. Burası böyle arkadaşlar. Bu neymiş? Ramada mı? Ramada Plaza.
Sponsorluk için. Evet, başka şöyle şöyle şeyler var. Bunları göstermiş miyim? Güzelmiş yalnız. Yes, yes, yes. Esnafımız İngilizce konuşmaya başladı. İyi oldu turistler sayesinde. Çok güzelmiş bakın ya. Çok küçük bakın. Elim kadar. Sonra bu tarafta böyle daha uzunları var. Kol altına teyzelerin alıp pazara gittiği tarzda bunlar. Bakın şöyle şeyler var. Güzelmiş yalnız. Şimdi fiyatını soracağım ya. Ama şu anda müşteriyle ilgileniyorum. Bu ne kadar acaba? Bu ne kadar acaba? Eyvah, çanta sıp kaldı elinde. Neyse göstermeyeyim, boyup alırsın. Şunun fiyatı ne kadar acaba? Yok, aradığınız kişi ulaşılamıyor şu anda. Çanta sıp elinde kaldı. Şunun fiyatını soracaktım arkadaşlar, öğrenemedik gördüğünüz gibi. Yabancı turist bulmuşken adam onlarla ilgileniyor. Benimle ilgilenmiyor şu anda kendisi. Şunları göstereyim bir ayrı. Ağaç da güzelmiş. İlla soracağım. Çattım diyor. Evet, şurada da bakın böyle ürünler var. Şöyle şeyler var. Ucuz verdi. Çanta seferinde kaldı adam. Adam yok. Soramayacağız adam. 2 saattir. Müşteriler için. Şantın süpürüğünü kanıcı vazgeçtiler. Neyse evet devam edelim. Şimdi dövmesi adam beni sinirli. Tam yabancı turistleri bulmuş satış yapacaktı. Kaza aldı. Ay yağmur mu yağıyor ya? Bir şakır şakır ses geliyor yukarıdan. Ben de şemsiye almama gibi bir hatada bulundum. Baktım şeyde yağmıyordu. Bu ne güzelmiş ya. Ne kadar bunun acaba? Fiyat yazıyor mu yazmıyor? Bu gömlekler ne kadar? Gömlekler 200. Çok güzel valla. Tam baharlık böyle içine askılı crop top falan giyip üzerine giyiyorlar ya salaş salaş altın salaş pantolonlarla. Ama şu anda hava çok soğuk olduğu için insanın pek alası gelmiyor. Ama güzel yani. Donuyorum, ellerim donuyor şu anda. Böyle böyle ürünler var bakın. Salaş giymekten hoşlanıyorsanız bakabilirsiniz. Yeşil var. Brezilya yeşili, böyle bir pembiş var. Şöyle geniş bir tezgah burası. Yukarıdan da göstereyim. Bakın böyle duruyor. Şuradan döneyim. Böyle site var bakın. It's so nice sizin. Böyle bir marka. Şirinmiş valla. Tatlı bence. Gençler beğenmiş. Bedenleri varmış. Bakın böyle çizgili de var. Bu da güzelmiş. Bu tür vakar kol, kısa kollu. Burada trikolar, kazaklar falan filan da var. Hırka. Şöyle bir hırka var. Turuncu. Başka bakayım ne göstereyim size. Siyah sevenler için şöyle bir model var. Klasik siyah bir kazak. B'ymiş. Sarı sevenler için. Bu sarı da moda oldu bu sezon. Bayağı herkes sarı giyiyor. Çevir düz sarı. Çizgili sevenler için. Ah, donuyorum şu anda. Çizgili sevenler için böyle bir model var. Şöyle denizci yaka. Lacivert beyaz çizgili. Şöyle çizgili var. Nasılmış? Hırka. Yok hırka değil. Sırtı böyle düğmeli yapmışlar. Değişik bir model. Böyle bir şey. Önü düz. Şuna bakalım. Neymiş? Simli parlak şeyleri sevenler için. Romanlar bunu beğendi. Oy çok süslü benim için. Böyle bir şey yapmışlar. Bunlar bayağı moda oldu. Tarz ürünler şu anda. Altın ve gümüş rengi yaldız baskı. O yarım saat olmuş. Videoyu bölmem gerekecek. Sonra yüklenmiyor çünkü. Aktarması çok zor oluyor bilgisayara da. YouTube'a şöyle bir şey var.
Güzelmiş rengi. Kamerada değişik çıkıyor renkler ama daha güzel bence görünüyor. Gerçeklik hali. Ama ne güzelmiş. Şöyle bir kazak. Aleve benziyor, alevli. Kalın kalın bu, bayağı da sıcak tutmuş. Bu benim pantolonumla güzel olabilir aslında, kahverengi. Fitilli. Ay bunun kaşını. Sonra böyle bir şey var bakalım. Bu tarz parlak şeyleri seviyorsunuz, bakabilirsiniz. Şuna da bakalım hadi. Bu kazaklar ne kadardı? Kazaklar 150. 150'ymiş. Bakın böyle crop bir model var, değişikmiş bu. Hem oversize hem crop. Kısa yani, beli açıkta bırakıyor. Hem de böyle parlak baskılı. Şöyle bir şey. Böyle arkadaşlar burası, devam edelim. Burada hurçlar var. Şimdi kışlıkları kaldıracağız yavaş yavaş. Bakın 25 TL diyor. 25 TL bu boy. Şimdi bakayım. 1, 2, 3 karış falan. İni. Şuradan da bakalım. 1, 2, 3, 4 karış da uzunluğu. Burada 100 TL'ye böyle ürünler var. Bakın. Erkek için uygun ürünler. Palaka seven varsa. Bakın Dior ne güzelmiş bunlar. Love Dior. Christian Dior. Ay düşüyorum. Yumuşacık yalnız çok güzel. 300 TL diye bakın buraya. 300 TL. Sonra fiyat söylemeyin de olmasın. Burada 350 diyor. Taşlı tuşlu böyle simi seviyorsunuz. Bakın Gucci falan. Simi simi şöyle yaklaşayım. Bakın böyle 9. Böyle şeyler var. Burası 350 TL. Bakın 350 bu taraf. Şu taşlı tuşlu. Sevenler için. Alexander Wang diyor. Miu Miu. Abi çok güzelmiş. Çok güzel yapmışlar. Prada Milano. Turistler böyle şeylere bayılıyor, Arap turistler falan. Benim Yunanistan'dan gelen izleyicim de seviyor bu tarz şeyleri, marka yazılı. Türkiye'deki pazarlardan gelip alışveriş yapıyorlar. Bakın Karla Gelfand var. Taşlarla işlenmiş, çok güzel yapmışlar. Chanel. Bu daha genç gruba hitap ediyor bence de. Şunları daha böyle teyzeler seviyor genellikle. Daha büyük yaş grubu. Dior ne güzel yapmışlar, bakar mısınız? Böyle bir şey var. Şöyle var. Aa bu da çok tatlıymış. Vallahi bunu ben de giyerim, şirinmiş. Çok tatlı. Bakayım. Bunlar 350 TL'ydi bu arada. Tekrar göstereyim bakın. 350. Sonra söylemedin olmasın. Fiyat söylemedin diyenler. Beni sinirlendirmesin. 120 TL'ye böyle bakın. Erkek kemerleri var. 130 TL'ye var şurada. Köseli diyor. Salak 80 lira yaptığın zaman da 120 TL. Yaptırmak zorunda kalacak. Cazip fiyatı adam yaptırmaz. Ellerim donuyor şu anda. Elimi hissetmiyorum. Eldiven mi taksam bir elim acaba? Çok soğuk. Donuyorum. Donuyor oraya. Donarken ben. Erkek kemeri arayanlar buraya bakabilir. Şurada kapatayım mı arkadaşlar? Birazdan açacağım. Şu kalp şeyi de kapatayım, çok şişirmiş. Birazdan buradan açıyorum. Tam buradan ikinci videoyu izlemeyi unutmayın. Evet, 22 Mart 2024. Kadıköy Cuma Pazarı'ndayım arkadaşlar. 150 TL'lik. 150 TL'lik bir tezgahtayım. Her parça 150 TL. Böyle bir etek var mesela. Şöyle bir triko var, kısa kollu. Şurasında bir şey var ama çıkabilir. Ondan sonra böyle bir şey var. Bu etek herhalde. Biraz önce siyah beyaz baktığımızın kahverengilisi var. Şöyle bir elbise var mesela. Bu şirinmiş. Bunu böyle de giyebilirsiniz. Gömleğin üzerine de giyebilirsiniz. Salopet gibi, tulum gibi. Bayağı hoş bir elbise. Beğendim bu arada. Ondan sonra şöyle mavi. 150 TL burası. Crop top var. Genç kızların beğendiği. Göbeği açıkta bırakan triko crop toplardan. Şurası şöyle dalga şeklinde. Alık çeka. Elim donduğu için eldiven taktım artık. Ellerimi hissetmemeye başladım bir süre sonra. Chicago Bulls var. Şöyle bir hoodie. 150 TL. Bakın biraz önce baktığımız elbisenin böyle bir koyu vizyon tonu da var.
Böyle bir şey, çizgili crop top. Bu neymiş? Yıldızlı, gençler sevebilir. Böyle bir marka. Bu neymiş bakalım. Trendyol diye bakın. Trendyolcular. Ama ben böyle puantayı sevmiyorum ya. Hepsi eşit olunca daha çok seviyorum. Aralarda küçük büyük. Onca hoşuma gitmiyor nedense. Güzelmiş. Bunda da Trendyol diye bak. İnce bir triko 70'ler tarzı. Balık çeka. Şirinmiş bu. Bakın bunda da Trendyol diyor. Bu da tatlıymış. İnce. Polerka. Bakın 150 TL. Sonra fiyat söylemedim ama 150. Kapüşon hoodie'ler de var. Valla bu hoodie'ler genellikle 200'den aşağı olmuyor. 250 bile oluyor. O yüzden burada 150 olması iyi bence. 150. Şöyle bir şey var. Çılgın piercingle. Gençler seviyor böyle şeyleri. Şurada kaktüsü bir şey var. Şuna bakmak istiyorum. Tezgahın üzerine yattım. Çok şirinmiş. Baksanıza. Çok tatlı. Kısa kollu ama ben kısa kollu triko saçma buluyorum birazcık. Çünkü triko giyeceğimiz zaman üşüyor oluyoruz. Niye kısa kollu giyelim ki? Ceketin içine mi giyeceğiz? Ceketin içine giyince de gösteremiyoruz. Bu da güzelmiş bu arada. Bakın yine Trendyol diyor. 150 TL'ydi burası. 150. Kapısı kere söylüyorum artık. Bu da Trendyol diye bakın. Bunun kolları neye böyle? Hı, modeli mi öyle olmuş? Böyle bir bağcıklı bir model. Şöyle bir şey var, düşecektim. Delikliler bayağı moda oldu. Bu da Trendyol diye bakın. Bu da asimetrik yapmışlar. Şeyine, düğme patlarına. Böyle bir cici hırka var. Tatlış. Orlon. Gülse Birsel geliyor, Orlon Yüngör önce de aklıma. Rengi çok canlı yalnız, saksı mavisi. Sonra bakayım, bu neymiş? Safran sarısı. Elbise mi bu? Şey, balıkçı yaka, bir elbise, triko elbise. Uzun kollu. Anlaşıldı mı bakayım? Şöyle bir şey. Çok uzun. Bir elbise. Böyle bir şey var, bakın bu da güzelmiş. Hoş. Beğendimiz. Şöyle bir model var. Dövmeli olanlar için iyi olabilir. Dövme göstermek isteyenler için. Böyle bir elbise var. Triko elbise. 150 TL. 150 TL burası. 150 TL. Şuna da bakacağım. Merak ettim. Neymiş bu? Etek galiba. Evet, etekmiş. Small diyor. Yeni model yapmış, sezon bitiyormuş artık. Böyle bir etek yani, güzel aslında. Kalın kalın bir de. Kalem etek diyoruz biz bunlara böyle. Bu model kalem etek. Bu neymiş? Kadife fitilli etek mi? Güzel valla. Tarzı sevenler için. Şöyle bir kocaman hırka buldum. Teyze hırkası. Bu neymiş? Şuna bakalım. Bu da şirin. Şuna da bir bakayım en son, merak ettim. Bakayım neymiş? Böyle bir kayık yaka. Triko. Evet, burada erkek boxerları var. Devam ettim. Sıkalım orada. 50 TL'ye. Ne diyor? Kalite boxer 50 TL. Tipe bakar mısınız? Çok komik bir şey. Erkek boxerları, Mickey Mouse bile var. Sonra erkekler için bir şey göstermedim demeyin arkadaşlar. Gösteriyorum bakın. Bu da böyle yine bürümcük maçtan pantolonlar var. Bu güzelmiş yalnız. Bunun fiyatları nerede yazıyor acaba? Yazmıyor. Bu benim pantolonumun neredeyse aynısı. Aldığım ve çok giydiğim yazın. Böyle şeyler var. Bakın yazlık, baharlık. Bu da tam tatile gitme pantolonu. Böyle takımlar var. Böyle şeyler var. Böyle.
Arkadaşlar burada şapkalar var. Ha, birisi takı mı istemişti ya? Bakın böyle ayıcıklı kulaklı var. Şöyle peluş. Şapkalar. Çocuklar için böyle şapkalar var. Bereler var. Adidas Madas. Moncler diyor. Puma. Nike North Face. Bu buranın herhalde. Güzel, fena değil renkli. Bakın güzelmiş. Bunlara kova şapka deniyor. Bakıt. Kova şapka. Kovaya benzediği için bakın kova. Öyle yapıcı kova. Orada aklınıza gelsin. Şu tedi olanlar bir ara ne modaydı, herkesin kafasında öyle. Bana bunlar güzel olmuyor. Basık geliyor. Şöyle kova şapkası arayan varsa. Bu neymiş Adidas? Bu da erkeklerin taktığı saç bandanası gibi, böyle geriye doğru atıyorlar ya, onlardan herhalde. Kasket tipi şapkalardan var erkeklerin kullanabileceği. Kadınlar da kullanıyor, erkekler de. Şişirilmiş pompon. Şu Murat Bal şapkalarından var, Gorin Bros markasının benzerleri. Kurtlu kartallı falan filan. Şöyle şeyler var. Gençler seviyor bunları. Yıkamalı, yıpratmalı gibi. Şurada ayılısı da varmış. Türk yazan. Bunu da Arap turistler alsın. Türk yazanları. Şu güzelmiş yaz, değişik. Sonra daha klasik modeller var. Polo Ralph Lauren, Nike, Discard var. Güzelmiş. Melanj kumaştan yapmışlar. Gri, beğendiniz. Şurada daha klasikler var. Adidas, Nike, Icon diyor. Ay düşüyor. Düşürdük. Satılacak ürün. Düştü. Şu şeyler var. Böyle bir şeyler falan filan. Şunun rengi de güzelmiş. Çok güzel. Bunlar da tatlı. Renkli sevenler için olabilir. Bakın Puma ne güzelmiş. Bir de bu da güzel. Yanları file. Şu Louis Vuitton mu? Discard. Supreme Louis Vuitton. Sonra bakın çocuklar için böyle ürünler var burada. Çocuk elbisesi arayan varsa el örgüsü gibi şeyler var burada. Şunlar çok şirinmiş çocuk için. Barbili marbili. Aşkı bakayım şurada 150 TL'ye tişört var. Ah, çok soğuk gerçekten. Böyle bir şey bakın, Stone Island diyor. Değişikmiş yalnız. Arkası kilim deseni gibi. Baskısı kötü olmuş yalnız. Şurada bir sorun var. Ama ilginç. Yukarıdan göstereyim daha iyi ya. Şuradan bakın 150 TL burası. 150. Bakın 150. 155 numaralı tezgah. Burada da 200 TL diyor bakın. 200 sweatshirtler 200 TL. Gözde ilginçmiş. Bakayım. Şu Tupac galiba. Arkası öyle olması lazım. İnsanlara alerjim var diyor. I'm allergic to people. Kimin yok? Kimin yok arkadaşım? Kimin yok? Böyle bir şey. Ha, şu bakayım. O biraz önceki. Güvercin neymiş? Sweatshirt'le 200 TL'ydi. 200. 200 TL. Buradan da göstereyim. Bakın bu tarafları da burada. Burada böyle yine eşofman hatları var. Erkekler için ürün soranlar. Şuradan göstereyim. Böyle eşofman hatları falan filan var. Bakın Emporio Armani diyor mesela. Hugo Boss diyor. Bu fena değilmiş gülüyor. Çocuk takımları 150 TL diyor. Buradan da göstereyim. Tişörtleri öyle. Bakın Just Eat. Takım 150 TL diyor. Şunlar çocuk için. Sonra devam edelim. Bakayım. Şurada bir çarapçı var. Oraya bakalım. Paris Eiffel Kulesi. Ne diyor? İhracat çarap paket 25 TL. 25. Bakın mısır diyorum. Patates kızartması mısır nereden çıktı ya?
Güncel'in bası çekti herhalde ondan. Sabah Taksim'de Mecidiyeköy'e giderken buram buram mısır kokusu geliyordu. Buram mısır közlüyorlardı. Oradan herhalde. Böyle bir neymiş bu? Şöyle bir desen. İnekli. Şirin. 25 TL bunlar. Aa şu Gülen Kaka daha var. İmajı. Arı. Bal petiği. Ama benim adım bal böceği. Neydi bal böceği? Bekleyemem ben bu geceyi. Gelir de koynuna girer. Sonra da batırırım yine mi? Bu da güzelmiş. Bu çocuk çorabı galiba. Küçük. Şöyle bir şey var. Bir an tembel hayvan zannettim ama değilmiş boynuzda. Güzelmiş erkekler için. Basketbolcu çorabı değil mi bunlar? Biraz öyle bence. Şuna bakalım. Bu da şirinmiş, gençler beğenir. Böyle bir şey var. Bu Pokemon mu? Öyle bir şey herhalde. Onların adını bilmiyorum peki. Böyle bir şey var. Bu da basketbolcu çorabına benziyor. Ha, kedi geçti. Yakalayamadım kedi. Şöyle bir şey var. Bu da tatlıymış. Bu sanatsal çoraplardan. Böyle bir şey. Bu neymiş? 36 numara. Yine Eiffel Kulesi, Paris. Şöyle bir şey var. Bu ne? Lama mı? Lama'ya benziyor. Versailles. Versailles'miş ya. Versailles yazıyormuş. Versailles Sarayı'nın Versailles'i. Sallarken ben. Bu kalemim var burada. Bakayım bu neymiş? Bu da böyle bir şey. Bu Jean-Michel'in işlerine benziyor diyecektim. Evet. Bu defakto yapmıştı bunları. Güzelmiş. Beğendiniz. Bakın böyle de var. Gökkuşağı desenli. Paris Eiffel Kulesi. Eiffel Kulesi yine burada. Şöyle bir şey var. Bu da şey değil mi? Değilmiş. Kendi kendime koşuyorum. Böyle de bir şey var. Bu da güzelmiş aslında. Bordo pantolonum da güzel olabilir. Bundan var. Bu falan filan. Ne alırsan 50 liraymış orada. Ne? Bu da çok şişirmiş tavşan. Bu tarafta köpekli. Kaç dakika olmuş? Burada 54 adet diyor. 50 TL şunlar. Şu dizi alt diyor çorap. Burada 2 adet 50 TL diyor. Şöyle bir enstalasyon çalışması yapmışlar burada. Pantiyeli falan da var bakın. Pantiyeli araya varsa pembiş çorap. 2 numara. 3 numara var. Bana 3 oluyor valla. 2 numara olmuyor bacak bölümünün olduğu için. Şurada aa değişik bir pantolon gördüm. Şunu çekeyim size. Bakın paçalarına nakışlar yapmışlar. 100 TL diyor. Yani buna 100 TL diyor. O da 100 TL mi bilmiyorum. Bunda fiyat yazmıyor ama değişikmiş. Aklaşalım diyecektim. Şurada varmış hazırda. Böyle bakın. Değişik. Valla bu da 100 TL ise iyi bence. Koton diyor baksanıza. Bu neymiş acaba? Bunun etiketini kesmişler. Zara diyor bunda. Valla Zara'da böyle bir şey varsa gelin buradan koşun alın bence. Zara'da büyük ihtimal 1500 falandır çünkü. Böyle bir şey. Böyle bir tezgah bakışı da fena değilmiş. Gençler sevebilir. Geniş koça. Nasıl böyle? Şurada tel. Hello Angel falan filan yazıyor. Şunlar yaz için iyi bence ya. Gezerdi. Hafif rahat oluyor. Barbie'li terlikler var bakın. Barbie. Şöyle babetler var. Bu babetler bayağı moda şu anda. Balerin modasından dolayı. Tanesi 15 TL diyor. Bunlar Crocs terlik süsleri. Bakın şu üzerine takıyorlar ya şunlardan. Şurada da takılmış var hazır. Aykuş malkuş var bakın. Kutu
payısı, dudak mudak, şöyle şeyler, gökkuşağı var. Bu tarihleri hiç sevmiyorum, o yüzden pek bakasım yok ama sizin için gösteriyorum. Ağaç çeşit olsun diye. Şurada bir tane şu taklardan var. Bakın çeşit çeşit. Renk renk. Bunları hem kadınlar hem erkekler giyebiliyor bu arada. Şu Sabo modeli gibi olanlardan var. Şöylece göstereyim. Kadıköy Cuma Pazarı'ndayım. Cuma günleri kuruluyor burası. Salı günleri de aynı yerde. Çok benzer tezgahlar oluyor. Pazar günleri antika pazarı var. Cuma günleri alt katta bit pazarı da var ayrıca. Şunların fiyatlarını söyleyeyim ya. Bunlar ne kadar acaba? 300. Peki şu Crocs olanlar? Bunlar 350'ymiş. Teşekkürler. Ha bir de şunu sorayım ya. Aglar var. Şimdi bunu sormazsam kızarsınız. Bunlar da 350. Bunlar da 350 arkadaşlar. Tabanı da bayağı kalın yani, sağlam. Şöyle renkleri var bakın. Ben bu rengin hastayım. Bir de içi bunların çok güzel oluyor. Yumuşacık, sıcak tutar. 350 TL'ydi. Ona göre haberiniz olsun. Sonra fiyat söylemedim. Dersiniz bana. Nereye gitsek şimdi? Şurada pijamacı var bir tane. 50. 50 TL'ymiş pijamalar burada. Bakın şöyle 50 TL. Bunlar ne kadar acaba pantolonlar? Tiril tiril yazık pantolonlar. Burada fiyat yazmıyor. Burası ne kadar? Bunlar ne kadar? 150'ymiş burası. 150 TL. Şimdiden alın, yazın giyersiniz. Baharda giyersiniz. Havalar ısınacak bir anda. Ondan sonra ne giyeceğim diyeceksiniz. Ne giyeceğim ben diyeceksiniz. Bu da güzelmiş yalnız. Rengini sevdim. Kat desene benziyor. 150 TL. 150 TL. Arkadaşlar bakın siyahlısı da var. Siyah seviyorum diyenler için. Bu da benim yeşil pantolonum. Valla güzelmiş bu. Beğendim bunu. 150. Orası 50 TL pijama. Burası pantolon 150 TL. 150. Bakayım ha. Şunlar onlar. Bakayım şunlar. Viskona viskondur. Çekme bozma yapmaz. Renkleri burada var. Evet, viskonmuş, çekme bozulma yapmazmış bunlar. Renkleri de paketlerde vardı bakın. Açık hali böyle. Bunları deri sandaletlerle yazın gireceksiniz. Şıptık şıptık altın spor ayakkabı, terlik merlik. Bu da teyzelerin beğenebileceği bir model. Şu hippilerin, hipster bir hippi. Hippilerin beğenebileceği güzelmiş falan. 150 TL. Burada eşofman altları var. Renk renk. Bunlarda da fiyat yazmıyor. Bilemedim o yüzden ne kadar. Şöyle Hello Kitty'ler var. Güzeldi pantolonlar, viskon olanlar gerçekten. Burada bir iç çamaşırcı var. Atlet matlet, dantelli şeyler satıyor. Çamaşır 25 TL diyor şurada. Bakalım oraya. Çamaşır 25 TL diyor. Şöyle çamaşırlar var. Burada telefoncu var, bakın telefon aksesuarları şöyle. Tarz ürünler var. Ne diyor? iPhone 13 diyor mesela, 14 diyor. Silikon diyor. Şu güzelmiş. Nar çiçeği gibi, turuncu kırmızı arası bir renk. Şunlardan var, Victoria's Secret aynalı. Sonra şurada Hello Kitty'li var, böyle patili var. Markacılar için Prada, taşlı taşlı şöyle şeyler var. Bakın böyle bir şey var. Kokoşlar için. Böyle bir şey var. Gözlü. Bu güzelmiş. Beğendim. Bu da güzel. Bu da güzel bence. Şeffaflar var. Bakın şöyle kalpli markli. Şöyle bir yer burası. 133 numara. Bunların fiyatları aşağı yukarı ne kadar oluyor acaba? Öğrenemedim. Bakın rengi ağrı. Aşağı yukarı kaçtan kaça kadar oluyor fiyatlar? 80 ile 350 arası. 80. Burası daha çok 80-100-120 liraymış. Şu baktıklarım şu anda. Ona göre arkadaşlar. Sonra fiyat söyleme ne olmasın. Ama 350'ye kadar oluyor diyor fiyatlar ona göre. Aa bu ne kadar değişik yılanlı. Bakın Prada Milano falan diyor.
dolar, 100 dolar. Aa, takımları da var bakın, Fenerbahçe. Galatasaray var. Fenerbahçe var. Şöyle Danıtlı var, bu da güzelmiş. Kalpli var. Şöyle Parlı var. Hi, hello. Hola, hey. Bakın iPhone logosu görünsün istiyorsanız böyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Gümüş. Louis Vuitton bakın. Aa, isimansı burası da var. Şu ne kadar? Ne kadar bunlar? Bilmem. 250 TL'ymiş fiyatı. Fiyat söylemek için. 250 TL'ymiş bu. Louis Vuitton. Kart geçmiyormuş. İvan atılabiliyormuş. Bunlar da kulaklık şey galiba. Evet. AirPods diyor. Kulaklık için. Şunlardan bende de var şu anda ve kopmak üzere. Her an koptu, kopacak. Bakın şu saat kayışlarından var. Saat kayışları, rengarenk var bakın. Çeşit çeşit. Bunlar da silikon olanlar böyle. Devam ediyorum. Burada da böyle taş tuşlu şeyler var. Yavaş yavaş gösterdim artık, göremedik olmasın. Bakın kedi sevenler için Even Ice'de ediyor. Şu gözlü güzel, bu tatlı. Şöyle gülen suratlı var, neşeli. Evet, devam ediyorum. Bakalım. Burada gençlerin çok seveceği tarzda bakın. Bershka diyor. Şu paraşüt kumaş gibi. Yok, paraşüt değilmiş bu. Ama şu ne denir? Üzgülü benim nefret ettiğim pantolonlardan var. 250 TL diyor. Gençler bayıla bayıla giyiyor. Bakın onlara da 250 diyor. 250. Yavaş tutuyorum özellikle. Modelleri görün diyor bakın. Çeşit çeşit pantolon paçaları da görün böyle, renkleri, yıkamaları. Şu palazzo geniş paçalar bayağı moda şu anda. Ben de bu tarz bayağı bir pantolon aldım bu sezon. Yıpratmalı yırtıklılardan var. Şöyle taşlanmış gibi olanlardan. Şunları tırnaklı deniyor, ince uzun olunca. Şu aradaki siyah da ilginç bir şey olmuş. Parlak. 250 TL diyor bakın. 250. 250 TL. Buranın numarası da 133. Alt kattayım şu anda. Üst katta da şeyler var. Kumaşlar falan da genellikle. Kumaş aksesuarları var. Bakın 250 TL diyor. 250 TL. Şunlar da şeyle güzel oluyor. Yağmur çizmesi giydiğiniz zaman mesela onun içine sokmak için iyi oluyor. Uzun çizmelerle. Böyle arkadaşlar, modeller, renkler. Gelin buraya, inceleyin. 250 TL iyi fiyat bence. Mağazalarda 750 liradan aşağı bir şey yok. 1500 liraya kadar falan çıkıyor hatta. Bakın burada marka ihracat 150 TL diyor. Çocuk için ürünler var böyle. Her şey çok ucuzmuş. Kamera çekmenin olur. Böyle bir şey var bakın. Yan tarafta beyazlıklar varmış. Mango diyor. 150 TL arkadaşlar. 150 bakın, 150. Şu dönerse şunu göstermek istiyorum. Rüzgardan dönmesini bekliyorum. Güllü müllü bir şeyler var. Şöyle Bugs Bunny var. Dönmedi hala. Bakıyorum, dönmüyor. Bugs Bunny şirin. Severim. Yönetiyoruz kahramanlarını. Turuncu havuç, şey, havuç rengi kalpler yapmışlar. Sonra böyle bisikletli bir şey var. Kız çocuklar için. Bakın pullar mullar güzel yapmışlar. Ne diyor? Let's go on a little bike ride. Küçük bir bisiklet gezintisine çıkalım diyor. Şair. Böyle bir şey var. Falan filan. Çocuklar için güzel ürünler var. Bence never look back diyor. Hiçbir zaman geriye dönüp bakma diyor. Geriye arkana bakma diyor, pardon. Ne güzelmiş ya. Çok beğendim. Aa, bayağı iyi. Daha çocukken şey oynamaya, PlayStation falan oynamaya alışan çocuklar için. Erkek çocuklar için. Bu da güzelmiş. Bakın bunu da pull yapmışlar. Beğendim. Erkek çocuğum olsa bunları alırdım ama. Bunlar ne kadar? Bu tişörtler ne kadar? Öğrenemedik.
şunları. 200 dedi sanki şuradaki şeyler ama. Şunlar ne kadar acaba? 120. Orijinalmiş, 120'ymiş. Zara H&M diyor. Çok güzel ya. Bakın arkadaşlar, erkek çocuğu olanlara sesleniyorum. Şunları gelip alalım. 120 TL. Bakın bir de böyle var. Futbolcu olacaksa çocuğunuz ileride. Şimdiden kodlayayım diyorsunuz bilinçaltına. Onlarla şey yapabilirsiniz. Gelin alın. Bu da müzisyen DJ olacak çocuğun. Şimdiden giydiği Don't Stop the Beat diyor. Müziği durdurma diyor. Çalsın bırak ıptıs çıptıs diyor. Bakın burada 120 TL'ye böyle şeyler var. Ne kadarmış? Bunu okuyamıyoruz. Sulubaya çalışması olmuş burada artık. 110 TL. 100 TL. Bunları ceketlerin içine giyiyorlar kolsuz. 100 TL diyor. Şunun lacivertinden var bende. Şuradan yukarıdan göstereyim size. Renkleri, çeşitleri bakın. Şunlardan ben bayağı giyiyorum bu arada. Renk renk aldım daha önce. Yani almıştım. Böyle bir herhalde 8-9 tane var bende o yarım balıkçı olanlardan. Şu tarz ürünlerden. Ne kadar olmuş onlar? 110. Bakayım. Şu. Onun da fiyatı yazmıyor ama herhalde o da 110 civarı bir şeydir diye tahmin ediyorum. 120 galiba. Şunlardan bahsediyorum. Yarım balıkçı ya. Onun grisi var mı acaba ya? Açık gri istiyorum ben. Bakayım şurayı göstereyim size o sırada. Taşlı tuşlu. Şuraya bakayım. Bakayım açık gri istiyorum da var mı merak ettim. Yok galiba. Onlar nerede ki? Şunun açık grisini istiyorum. Bende beyaz da var. Tava rengi var, siyah var, şöyle kırmızı var, yılbaşına giyiyor. Neyse yok herhalde. 120 TL falan var arkadaşlar. Bu neymiş? Aa, çılgın şapka böyle şeyler. Çılgın bediş vardı. 50 TL, yoncacımık. Yoncacımı eskiden çocukken severdim de artık tasvir etmiyorum bazı şeyleri. Neyse böyle bir şey var. Organize kollu. Bu da tam kol bastı yapan tiplerin giydiği tarzı şeylerden değil mi? Böyle bir şey. Bakın şöyle şeyler var. Neymiş? Yılbaşı temalı. Pijama üstü mü? Gecelik mi? Geceliğe benziyor. Ben daha sonra şuraya bakalım. Bunlardan buraya da gelmiş bakın. 50 TL Bakırköy pazarında vardı ya. Pazarı. Bakırköy pazarında olan. Tatlış fincanlardan. Çok sevinirmiş bu. Çok tatlı. Ben bunları çay kahve içmek için değil de daha önce de 50 kere falan söylediğim şekilde içine farklı sükülent dökmek için diye düşünüyorum. Bence öyle daha şirin olur. Şunun içine mesela kaktüs dikeceksiniz. Ne kadar tatlı olur düşünseniz. Ve 50 TL. Bence hediye içinde güzel. Bir tane küçük bir bitki dikip arkadaşınıza hediye edeceksiniz. Bunun karımda karım alanı var. Kocamda kocam alanı var. Bakın. Çok komik onlar ya. Başka? Aa, şöyle bir şey var. Kalpli. Sevginize hediye. Alabilirsiniz arkadaşınıza. Plan çok nakit yok. Elimizin kralı. Bu arada bayağı popüler bu bardaklar. Herkes alıyor. Ayağa kalk, düşmek için doğmadık. Vay. Atarlı giderli. Ne diyor? Dünya yesen doymaz. Bunu bir arkadaşıma. Şimdi bakayım şimdi ne diyormuş? Vizelerde ben. Ay çok güldüm. Bir dakika. Şurada şöyle setler de yapmışlar. Gıybet time. Dedikoduyu sevenler için. Bir kupa tasarlanmış. Sadece 2 dakika. Bu ben sabahları kalkamayan ben. Benim psikolojim yanar. Ay kıyamam. Aa şu güzelmiş. Gingerbread. Zencefilli kurabiye adam. 50 TL. 50 demiştim değil mi? 50 TL. Şunlar da güzelmiş yalnız mavi beyaz olanlar. O tarafa geçemiyorum şu anda. Müşteri var. Kirazlı bu da güzel. Mantarlı. Şunlar da şirin bence.
Eyvah, burada arkada müzik çalıyor bandır bandır. Şöyle köpekli var, şirinmiş. Seramik kupaları sevenler için. Bu da çok şirinmiş bu arada. Kabartma gibi yapmışlar bakın. Çok tatlı da. Ağaç da çok şirin. Bu da çok şirin. Niye korkmuş gibi böyle söyledi? Şurada müzik çalan yerden kaçmamız lazım arkadaşlar. Burada da cüzdancı var. Orayı göstereyim istiyorsa da. Vay, güzelmiş Gucci. Alamadım. Yılanlı. Gucci. Severiz Gucci. İçini o kadar beğenemedim ama. Çok kalite durmuyor ama dışı güzel. Havalı. Sonra böyle bir Gucci var bakın. Aralığı, kredi kartlık. Calvin Klein var şurada. Louis Vuitton var. Audi diyor bakın. Audi arabası olan varsa. Audi, Hermes, Armani var. Hugo Boss. Aa, bu da güzelmiş. Tommy Hilfiger bakın. Tommy severiz. Tommy Hilfiger. Falan filan. Evet, devam ediyorum. Şimdi burada çamaşır 70 TL diyor. Sütyenler var böyle. Ben bu kalıbı pek sevmem. Bakayım, telsiz diyor. Telsizlere bakalım. Telsiz telefon. 85 TL diyor. Toparlayıcı 90 diyor. Bakayım. Başka lacivert sütyen arayan varsa bakın, lacivert var. 100 lira, 125 liraya bu pantolonlardan var. Pijama altı gibi de. Koalalı var bakın, şurada şirinmiş. Battal olanlar 125 diyor. Büyük bedenler 125 diyor şunlara. Bunun deseni güzelmiş. Düz sade siyah var. Barbie'li var bakın. Buraya 100 TL diyor. Şu ayıcıklı mesela 100 TL'ymiş. Büyük beden diyor 70 TL. Şu pijama yazıyor ya, şunlar 70. Bunlar 100. 100, 125. Desenler böyle bakın. Şu da şirinmiş, kalpli olan. Bunlar 70 TL olan tarafta. Şu da güzel bakın. Bu da 70 TL. Bu da 70 TL. Aa, bunlar çok şirin çocuk için. Bakar mısınız? Üst taraf erkek çocuk için herhalde. Bunlar kız çocuk için. Çok şirinmiş etekli. Şort etek. Aa, çok şirin yapmışlar. Çok şık. Çok cici. Ay, çarparak açıyorlar. Bunlar da yazlık takımlar. Çok güzelmiş. Saramara yazıyor. Buralara bakın arkadaşlar. Şunlar genellikle 250 TL falan oluyor. Şu bayağı güzelmiş yalnız. Mickey Mouse seven çocuğunuz varsa Barbie Marbie. Böyle takımlar var. Bakın, bayramlık kıyafet arıyorsunuz. Şu şirinmiş. Bu da Chanel gibi. Sarılı diyor. Şu ayıcıklılar genellikle 250 TL oluyordu eskiden. Bakın böyle fistolu mistolu şeyler var. Şık şık, şirin şirin. Eteğin tatlılığına bakar mısınız minicik? Şöyle şeyler var. Buraya bakın arkadaşlar. Buranın numarası neymiş? Göremedik. 124'ün orası 124 yazıyor ya şurada. Bir saniye. Bakın 124 yazıyor ya şurada. Onun orası. Taşlı tuşlu. Bakın Chicago Bulls. Erkek çocuk için güzel olur. Kot ceket. Buna kız çocuklar bayılır. Şöyle şöyle etekler var. Eteğin tatlılığına bakar mısınız ya? Aa, olsa da giysem. Çok güzelmiş. Suni deri, altından tüller çıkıyor pantolonun. Çok tatlı gerçekten. Bunun siyahı da var bakın. Şu kahverenginin siyahlısı da var. Şöyle kombinler yapmışlar. Buradan da göstereyim. Şunlar çok cici elbiseler. Bir saniye yaklaşıyorum. Baharlık, bakar mısınız kız çocuk elbiseleri? Çok güzel. Tezgaha bakın çocuğunuz varsa. Hediyelik de alabilirsiniz yani, öyle de düşünün. Çocuğu olan bir tanıdığınıza hediyelik götürebilirsiniz. Burada da böyle cici şeyler var. Tam bayramlık, süslü püslü. Şu zara yazan şirinmiş. Aa, bu da güzel. Bu tam bir yılbaşı elbisesi. Kız çocuğunuz varsa bakabilirsiniz. Bakın 50 TL diyor şu tarafa da. Şurası ama. Bu da bayramlık kombinlerden yine. Pokemon makamam. Öyle şeyler, Pokemon konuşamadı Zara. Aa, bu da güzelmiş. Çok sevimli. Bakar mısınız? Çok şirin. Bir sürü şey var çocuklar için. Buraya bakabilirsiniz arkadaşlar.
Evet, şimdi gençlerin seveceği bir yere geldim ama ondan önce kapatmam lazım. 36 dakika olmuş. Birazdan açacağım arkadaşlar. Şurada kapatıyorum, birazdan açıyorum. 22 Mart 2024 Kadıköy Cuma Pazarı'ndayım. Alt kattayım. Burası Salı ve Cuma günleri kuruluyor arkadaşlar. Cuma günleri ayrıca bit pazarı da kuruluyor belli bir yerinde. Alt katın küçük bir alanında. Pazar günleri de antika pazarı kuruluyor. Buraya nasıl gelebilirsiniz? Metrobüse biniyorsunuz. Nereden binerseniz binin. Uzunçayır tarafına giden metrobüse biniyorsunuz. Uzunçayır durağında indikten sonra Salı pazarı tabelalarını takip ederek 10 dakika 20 mesafesi yaklaşık. Çok kolay buluyorsunuz. Her yerde salı pazarı tabelaları var. O yüzden kaybolmazsınız. Uzunçayır durağında inmeyi unutmayın. Fikirtepe durağında inenler de var. Ben orayı tavsiye etmiyorum. Biraz tekinsiz bir bölge. Kentsel dönüşüme yeni girdi. Eskiden gece konduların olduğu bir yerdi. Pek oradan geçmenizi tavsiye etmem. Özellikle akşam karanlığında geçmeyin derim. Benim başıma bir şeyler geliyordu neredeyse de o yüzden uyarıyorum. Güzelmiş bu arada. Çok severim ben bu tipi, adını unuttum da. Böyle şeyler var burada. Bunların fiyatı ne kadar ya? Fiyat yazmış. Bunlar ne kadar? 150. 150 TL. Gençlerin çok sevdiği bu tişörtler, baskılı, desenli. Markaların tişörtleri. Bakın. 150 TL. Bob Marley. Bakayım şuna. Böyle bir şey. Değişik değişik desenler, çeşitler var arkadaşlar. Bu da ilginçmiş bakın. Parmak izi gibi yapmışlar. Sonra şuna bakalım. Bu da değişik bu. Şey, Adem'in yaratılışı Michelangelo'nun tablosundan almışlar. Şu Adem'in eli, bu da Tanrı'nın eli. Bu buna dokunduğu zaman can veriyor. Tablo öyle yani tabloda denmez de kilise duvarına yaptığı resimden almışlar. Burada da bir melek kuşu niye vuruyor onu anlamadım ama Beyond Future diyor, geleceğin ötesinde diyor. Angel da melek demek. Zaten biliyorsunuz da birçoğunuz. Rick and Morty'li ürünler bayağı var. Buna bakmıştık galiba biraz önce. Değişik model göstermeye çalışıyorum. Bakayım başka ne var göstermediğim. Şöyle bir şey var. Ürkütücüymüş biraz. Bilmem ne devam. Şanslı şeytan diyor. Beğenmedim. Şeytanlı şeyler giymeyin çocuklar. Güzel bakın. Bu şirin. Bunu giyebilirsiniz. Sonsuza kadar diyor. Forever. 150 TL'ydi bunlar. Böyle bir şey var. The Legend Mouse diyor. Efsanevi fare. Mickey Mouse. Ondan sonra sweatshirtlere bakalım burada. Yukarıdan da göstereyim. Burası 123 numara bu arada. Scarface var. Şurada genellikle erkekler sever onu bayağı. Ezeralı bir şey var bakın şurada. Şurada Red Kit var. Lucky Luke yazıyor ya. 123 numaralı tezgahın oradayım. Şimdi yan tarafa geçiyorum. Burası da onların büyük ihtimalle. Burada da hoodie'ler var. Kapüşonlu hoodie'ler var. Onlardan da biraz göstereyim size. Böyle bir model var mesela. Kafalı hello yazıyor. Merhaba. Merhaba, merhaba. Öyle bir çorapçı vardı. Merhaba, merhaba. Only God can judge me. Sadece Allah beni yargılayabilir yazıyor üzerinde. Sonra böyle bir peluş model var. Bu neymiş? Kamuflaj galiba. Şuna da bakalım, değişik model. Bu evde giymelik. Ama dışarıya da giyiyorlar ya, böyle kapüşonlu ve fermuarlı bir model, kamuflaj desini gibi. Bunu göstermiş miydim size bilmiyorum, biraz önce açmıştım buraya, Off-White markasını bakın, Off-White. Böyle bir kanguru cepli, kapüşonlu hoodie'si. Bu güzel, mavi, çok satıyormuş bu mavinin kendi mağazasında bu modeller, şu kapüşonlu mavi yazılı modeller. Sonra bakalım bu neymiş, bunu ne yazıyor, rengi güzelmiş lila, local heroes diyor, yerel kahramanlar yazıyor, arkasında bir şey var mı, yok, kolunda böyle bir şey varmış, kolunda S var, şuna bakalım, ve böyle bir kolej ceketi, güzelmiş yalnız bu, kolej ceket, etiketlerini soranlar bakın.
baskısı biraz sert bunun ama şeyler beğenebilir. Almanya'dan gelen Türkler falan beğenebilir. Çok görüyorum pazarlarda onları. Bayağı alışveriş yapıyorlar. Duyuyorum arada konuşurken. Ah so scheiße falan diye. Nein, ja, das ist schön. Almanca bilenlerin kulakları kalmıştır. Evet, şimdi böyle bir tane daha buldum. Bunda da yine Allah beni yargılayabilir sadece yazıyor. Sadece Allah beni yargılayabilir yazıyor falan filan böyle şeyler var arkadaşlar. Evet, yeterince baktıysanız de şuradan göstereyim. Bakın böyle. 123 numaraydı burası. Sonra buradan devam edelim. Taraflara pek gelmiyorum genellikle. Burayı da çekeyim size. Bakın burada da tişörtler var. Yine reklamörtler var. Şu Naruto yazıyor ya, ondan var. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Aa, Rocky var bakın. Rocky severim. Rocky Balboa. Balboa mıydı, Bilboa mıydı ya? Balboa'ydı değil mi? Rocky Balboa. Burası da yine 123 zabıta yazar tarafta. Evet, devam ediyorum. Bu tişörtler de güzel, gençler beğeniyor bunları. Bakın erkekler için böyle bir basketbol kombini yapmışlar. Böyle şeyler var, ejderhalı. Şöyle bir şeyler, Rick and Morty. Şunlardan var. Bakır rakili var. Bunlar ne kadardı? 250'ymiş. Ha, önü de böyleymişti, biraz önceki arkası şurası. Teşekkürler. Ha, yazıyormuş 250 TL, görmedik. Bakın Sopranos var, Plan Bear diyor. Oraya da bakayım. Bakın erkekler için Pink Floyd, yıpratmalı, Metallica var. Ha? 300. Bunlar 300'müş biraz önce baktıklarımız. Batman var. Şu anime karakterlerden var. Metallica. Bakın Metallica'cılar. Crazy Kapit yazıyor. Pink Floyd sevenler. Guns N' Roses var. Bunlar 300 TL dedi. Şuranı göstereyim. Basketbol sevenler için Air Jordan yazınlar. Güzel olabilir. Basketbolcular. Müzik gruplarının da basketbol severlerinin de seveceği türden ürünler var. It's too late diyor. To be good. İyi olmak için artık çok geç diyor. Genç dedim. Good Fellas diyor. Bu giyilmiş hali. Güzelmiş. Erkeklerin beğenebileceği tarzda baskılı ürünler var. Bu da hoşmuş. Bakın Plan Bear diye soranlar vardı. Markaların ürünleri soranlar vardı. Burası herhalde başka tezgah artık. Güzel ürünleri var. Bu 124'ün orada bakın. 124 numaranın o tarafta arkada kalıyor. Teşekkürler. Şimdi sonra böyle devam edelim. Biraz da bu tarafa gidelim. Kulaklıklar falan filan var. Çorapçı var orada. Hangisine baksak? Şunlar güzelmiş. Şunlara bakayım. Ben bunları seviyorum. Böyle portable radio mu diyelim. Nostaljik radyoymuş. Taşınabilir radyo yani. Güzel. Pille çalışıyor diye hatırlıyorum. Sonra bakayım. 75 TL'ye. Bunlar neymiş? Thermaltite herhalde. Tayta benziyor bunlar ama. Neyse, çorap herhalde. 3 adet 20 TL diyor. Şunlar kafamı çarpmadan geçebilirsem. Şuradan göstereyim bakın, böyle değişik modeller yapmışım. Şöyle şeyler. Şuradan da göstereyim. Bakın böyle babet çorapları var, simli taşlı pullu. Şöyle şeyler var. Böyle bir şeyler. Böyle bir montçu var. Converse'ler. Bunlar bir ara çok modaydı. Herkesin ayağını görüyordum. Sonra biraz modası azaldı. Bunlar klasik modeller. Hiç eskimez. Şöyle Nike'lar varmış. Nike. Altın rengi tabanlı. Fena değilmiş, havalı. Şey model var. Güzelmiş. Kafamı çarpacak diye korkuyorum. Bu kadar alçağa asmışlar ki. Ay, çarpıyor. Şöyle modeller var. Bu da güzelmiş. Kampüs diyor. Tam bir üniversite öğrencisi. Ayakkabısı gerçekten. Balenciaga'nın çocuk için olanları var. Küçücük. Küçük. Çocuk için.
çocuk için spor ayakkabı arayan varsa. Bakın Puma'nın modeli. Bunlar ne kadar? 400'müş. Bayağı bir düşündü yalnız 400 yıl önce. Şu bakın Nike Air siyah klasik. Bence beyaz spor ayakkabı çok iyi. Neden biliyor musunuz? Siyahın altına bile giydiğinizde böyle bir anda kıyafeti daha iyi gösteriyor. Her şeyle de oluyor, her renkle. Ama siyah alınca, mesela beyazın altına siyah, ah kafamı çarpıyor. Beyazın altına şunu giydiğinizde böyle o kadar iyi durmuyor bence. Söyleyeyim de siz yine istediğiniz rengi alın. Türk halkında genellikle her şeyin siyahını alma eğilimi var bir de. Her şeyden gidip siyah siyah alıyorlar. Sonra simsiyah giymiş insanlar görüyorsunuz. Metroda, otobüste, her yerde. Evet, burası böyle bir tezgah. Salı pazarı gözlemecisinin arkasında kalıyor. Sonra devam edelim. Şu dükkan 70 TL diyor. 70 TL. 150 TL'ye çocuk pijamaları var. Çok güzelmiş bunlar. Seçal 50 TL şok düş tarafı. Çocuk için. Çok tatlı. Vallahi hediye almak için iyi bence. Çocuğu olan tanıdığınızda falan hediye alacaksanız kendi çocuğunuza da olur tabii ki de. 50 TL yani. Şimdi ne kadar tatlı baksanıza tilkili. Fun Forest Day diyor. Eğlenceli bir orman günü. Çok tatlıymış. Bakın 50 TL burası. Tek olanlar. Takım olanlar 150 idi şurası. 150. Burası 50. Baksanıza Lion King diyor. Aslan Kral. Çok şirin. Şu da çok şirinmiş. Bu da çok tatlı. Erkek çocuklar için. Böyle ayıcıklı var. Winnie the Pooh'a benziyor. Winnie the Pooh. Gezegenli. Bu da çok tatlı. Bu unisex bence. Kızlara da olur. Böyle. Şurada erkek baksılar var. Böyle kadınlar için Calvin Klein'ler var. Şu Calvin Klein üstlerden var. Sporcu üstlerden. Bunlar güzel oluyor bu arada. Bu arada güzelmiş. Calvin Klein yazılıları seviyorum. Bakın şöyle duruyor. Bunları takım olarak satıyorlar genelde. Şöyle üst üste giydirmişler hepsi. Bir de böyle set halinde satılıyor bakın. Üçlü set halinde. Termal tayt 300 TL diyor. Oysa tayt 300. Burası. Aç kök tuttu. Spor çorap diyor 15 TL. Bu ne güzelmiş rengi. Koton çorap 35 diyor paketi. Burada da yine bir çorapçı buldum. Paketler 25 TL diyor. Bakın paket 25. Paket 25. Kapadokya. Puantili. Çizgili. Londra. Saat kulesi. İngiltere. İngiltere'den izleyen varsa selam olsun. Burada böyle çoraplar var bakın. Kız çocuk için güzel şu kalpli kalpli. Şöyle baklava desenlisi var. Muz çorap var. Bu neymiş böyle? Çok şirin. Gezegenli. Astronotlu. Küçük çocuk çorabı bakın burada. Çok şirinmiş ya. Burada ne yazıyor? Aa, bu da çok tatlı. Bu da çok güzel. Puantili. Buraya ne diyor? Burası yazmıyor. Bakın şurada kulaklı bir şey var. O da güzelmiş. Göremedik ama şurada kulağı var. Bakın şöyle bir model. Şimdi şurada 150 TL diyor. Bunların fiyatları mı düşmüş ya? Eskiden 200'den aşağı satmıyorlar. Satamayınca herhalde fiyatları mı düşmüş? Ne yaptı? Gorilla seven varsa bakın. Ben pek meraklısı değilimdir. Burası 92 numaralı tezgah. 92 numaralı. 150 TL fiyat. Sezon sonu diye yapmıştım indirim. 150 TL. Çünkü daha önce geldiğinde ben hatırlamıyorum. Burada 200'dü sanki. 150'ye düşmüş. Bakın Bershka diyor. Bershkacılar.
marka ürünler var mı? Bershka var mı? Plan B var mı diye soranlar. Ürün. Alın Lacoste diye mesela. Lacoste'çılar. Bir elimde eldiven var, bir elimde donuyor şu anda. Güzelmiş. Yer miyim, giymem ama fena değil. Şuraymış bakayım. Bu da güzelmiş. Mitolojik. Beğendim bu sırtı bu arada. Ön tarafı böyle. Şurada parlak Chicago Bulls var bir tane. Bir Chicago Bulls sevenler için onu göstereyim. Bu da güzelmiş. Fall down 7 times, stand up 8. 7 kere düşsen de diyor, 8. de ayağa kalk diyor. 1985-86 olanlar bunu beğendi. Front body same one. Farklı vücut diyor ama aynı kafa diyor. Aynı zihin, aynı akıl. Chicago Bulls sevenler için şunu göstereyim. Parlak şey yapmışlar. 150 TL'ydi burası. Tekrar söyleyeyim. 150. Sezon sonu indirim yapmışım. Bu kadar parlak sever misiniz bilmiyorum. Bu arkası. Aslında basketbol oynayan erkekler için güzel olabilir. Ya da turistler de seviyor böyle şeyleri. Önünde böyle bakın. Taşlı tuşlu yapmışlar şuraların. Taşlar tuşlar. NBA etiketi var. Şu neymiş? Şuna da bakayım. Merak ettim. Bir elim donuyor, bir elim. Eldiven mi? Evet, böyle bir manzara. Ne yazıyormuş? Burada böyle şeyler. Wish you the best. Mektup yazmış. En iyi dileklerine falan diyor. Buraya da yazmış mektubu. A great time in the paradise. Wish you the best. Cennette diyor. Harika bir zaman geçir diyor. En iyi dileklerini diyor. Ne bakalım böyle bir şey. Plan Bear diyor bakın. Gençler seviyor bunları. Bağırdım yalnız. Bir anda sesimin kısık olduğunu fark edip yükselme ihtiyacı hissettim. The Classics Generation diyor. Güzelmiş. Ben böyle mitolojik gönderme şeyleri seviyorum ya. Postmodern. Önü böyle, arkasıydı biraz önceki. Niye bir şey patlatıyorsunuz ben burada video çekerken? 150 diyor, ayırın diyor, 150 diyor. Bu da güzelmiş. 150 TL. Tişörtlerde, sivetlerde 150'ymiş. 150 arkadaşlar, 150. Ölülaz da 150, hepsi 150. Güneş aldı senle. Ellerim donuyor. Böyle bir şey. Bohemler beğenebilir. Bu da böyle bir şey. Sonra şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Şurada batik bir şey gördüm. Ona da bakayım. Batik şeyleri seviyorlar gençler. Seviyor. Gençler seviyor. Bershka'ymış bakın. Ha, bu yukarıda gördünüz mü? O değil, Gorillaz yine. Gorillaz. Arkası da böyle. Tek elim dondu şu anda. Kamerayı tutan elim donmuş durumda. Hissetmiyorum. Artık bir like tuşuna basarsınız arkadaşlar. Bir beğen tuşuna. Bakın buradaki sweatshirtler de 150. Buradaki tişörtler de 150. Buranın tezgah numarası 92. Fiyat 150. Burası sıkıştı, ben kaçıyorum. 150 bakın. 150. Sonra fiyat söylemedim. Olası mı neymiş? Şuna bakalım bir. Tatlıymış bu 55. 55 numara. İki tane edebiyat yarışmasına katıldım. Bana şans dileyin arkadaşlar. Dualarınızı gönderin. Bütün iyi dileklerinizi bana gönderin. İki tane edebiyat yarışması. Para ödüllü yarışmaya katıldım. Bakalım olursa çok güzel olacak. Apartman kentsel dönüşüme giriyor çünkü. Onun için para lazım. Çok iyi olur. Kazanırsa şöyle bir şey var. Kokain dedi. Aa, burayı sansürlüyorum. Escobar. Böyle şeyler var arkadaşlar. Buradan gidiyorum. 150 TL. Burada takı tuku var. Bunları çekelim. Şu charm bileziklerden var. Pandora mıydı? Onun şeyleri. Charmları.
onun gibi şeyler. Bunlar ne kadar acaba? 100 liraymış. Baya da güzelmiş ya zaten. Hediyelik falan da düşünebilirsiniz. Bakın 5 Chanel'in şeyi. Chanel logosu falan filan. Şunlar Cartier'in modelleri. Bayağı da moda bakıyor. Şu Roma rakam falan güzel. Şunlar Louis Vuitton'un logoları. Bunlar da çok moda bu arada. Herkeste görüyorum. Şunlar Versace'nin şeyleri. Christian Dior, Prada var bakın. Louis Vuitton, Versace, Rolex bile var. Şunlar da güzel bakın. Güzel vallahi buralar. Ya buralar dedim ya, bu ürünler buralar. Şu çivilerden bende de var. Çelik oluyor onlar, kararmıyor. Benimki de kararmıyor. Bakın gümüş rengi var, altın rengi var. Çivi bileklik. Cartier'in modeli o da. Böyle nazar boncuklu var. Yaz için güzel olabilir. Şu altın görünümlüler var. Çiçekli de güzelmiş. Kalpli kalpli şeyler var bakın. Şöyle zümrüt gibi taşlı var. Yılan gibi var. Sedefli. Markacılar için Chanel var, Versace, Gucci, Louis Vuitton, Rolex diyor. Rolex değilmiş ya, burası sıkıştı, ne oluyor ya, bir bağırış çağırış alıyorum. Bakın böyle yüzükler var, taş tuşlu. Bu yüzükler ne kadar? Burası 150, 70'ten başlıyor, 250'ye kadar. 70'ten 250'ye kadarmış bunlar da. Çok güzelmiş ama. Yavaş yavaş geçtim, göremedim de emin artık. Bunlar ne? Bir de böyle şeyler var. Bakın böyle, şu çivilerin şeyini yapmışlar. Yüzüğünü de yapmışlar. Altın rengi ve gümüş bir arada bakın. Şöyle şeyler de seviyorsunuz. Şöyle inciller var. Vallahi bu kadar detaylı kimse çekmez. Takı istiyorsunuz diye takı çekiyorum size arkadaşlar. Rengarenk bakın. Gelin alalım bu takılarda. Ay şunlar ne güzelmiş. Kalpli kalpli. Çok güzel. Hihi çok sevdim. Şu da çok güzel bakın. Tek taş gibi. Bunlar ne kadar acaba? 100. 100'müş. 100 TL. Bakın bunlar da güzel. Şu da çok tatlı bakın, ben şu modeli beğeniyorum. Ortası tek taş gibi, yanları kanatlı, melek kanadı gibi. Şu da güzel bakın, ay yıldız gibi. Şu gümüş rengi sevenler için biraz da bu tarafı çekeyim. Şu da şirinmiş bakın, kalpli. Dört yapraklı önce şans getirdiğine inanılıyor. Konuşamadı. Soğuktur artık konuşamıyorum. Sedefliler var burada. Ali budu budu budu. Kalpli inciller de güzelmiş. Bakın şunlar tatlı. Daha sonra yapraklı öncüler, dört yapraklı. Şurada yine Chanel'ler var. Burada kelebekler var. Burada yine Cartier'in modelleri var. Şurada Louis Vuitton'un modelleri var. Şu gözlüler de güzel bence. Şu gözlü güzel. Şurada Chanel'ler var bakın. Böyle taş dışlı var. Şöyle tek taş gibi olanlar var. Onlar da güzel. Böyle daha zarif, ince, sade istiyorsanız tam tür olanlar var. Şunlardan herkeste görüyorum yalnız. İnanılmaz moda oldu. Herkesin boynunda dört yapraklı önce. Şöyle kuğulu var, kalpli var. Şu ayıcıklı güzelmiş. Bunlar da Cartier'in modeliydi sanki, öyle hatırlıyorum. Şunlar Louis Vuitton, Versace. Christian Dior var. Şöyle şeyler var. Bunlar da güzelmiş, kar kristali gibi. Böyle şeyler var, Arap kristalini beğenebileceği türden. Atatürk'lü var. Bunlar da yaka iğnesi broş. Ah, bakın Fendi var. Chanel var. Christian Dior. Louis Vuitton. Celine mi? Yok, Chanel var. Bunlar da güzelmiş yalnız. Bunlar tam nikah düğüne giderken takmalık. İnciller mesela, onlar da. Kuğulular güzelmiş. Yunus var. Şurada lale motifi var.
Şöyle şeyler, bakın burada küpeler falan var. Bayağı detaylı çektim bence. Bunlar da ne, bir piercing mi? Ne bu? Hızma mı? Hızma galiba. Bunlar hızma galiba arkadaşlar. Böyle minik minik. Şunlar hızma mı? Ha, kulağa takmak için. Ne kadar? 80 lira. 80 liraymış bunlar. Kulak içinmiş. Kıkırdağ. Takmak için 80 TL. Ay şu çok şirin tavşanlı. Şu. Ayıcıklı da varmış bakın. 80 TL bunlar. Vallahi çok güzel. Buraya boyalım arkadaşlar. Buraya gelin bakın. 91 numaralı tezgahın altı. Buraya gelip bakın. Şimdi sonra devam edelim. Montlar var burada. Bu montlar bayağı iyi oluyor. Ay şunun kapüşonu ne kadar güzel. Bakar mısınız ya? Kanada Goose diyor. Kastiği mi? Vallahi çok iyi görünüyor. Kastiğine karşıyım. Hayvancıklar üstüne. Onlara zarar geliyor diye de. Çok güzel stili. Ayrı bir gerçek. Vallahi bayağı güzel bunlar. Şu kadife görünümlü Prada'ların hastasıyım özellikle. Burberry diyor. Burberry. Erkekler için böyle oduncu gömlekler var. Bakın. Ne oluyor ya, bağırışlar. Bunlar ne kadar acaba? Gömlekler ne kadar? 580. Montlar ne kadar? Bir de şunları sorayım. Montlar 1300'den başlıyor. Kaça kadar? 3600'e kadar var. 1300'den başlıyormuş. 3600'e kadarmış montlar. Bunlar 580 dedi. Bakın bayağı iyi Burberry. Çok iyi duruyor bence. Kışlık Lacoste. Şöyle sade şeyler alın. Lacoste alacaksanız daha iyi olur. Gant diyor. Vallahi güzel gömlekler memlekler. Columbia'ya bakar mısınız? Şu dükkanda ne kadardır? Bilmem kaç bin lira falandır. Pantolonları da var bakın. Kampçılar için güzel bence. Erkekler baksın buraya. Bakın North Face. Bu da güzelmiş. Şunu da sorabilir miyim bir en son? Bu 1800. Bu da güzelmiş. Bakın gençler için olabilir. North Face 1800. Bu rengi de var. Bakın bu da güzelmiş. Gri filmi. Şu anorak yeleklerden var. Bunları bayağı iyi yapıyor. Kim yapıyorsa. Bu da güzelmiş. Vallahi bayağı iyi. Şuna bakar mısınız? Nasıl bir işçilik kumaş. Çok iyi bence. Vallahi bayağı iyi. Bunları mantonuzun içine giyeceksiniz. İnanılmaz güzel ısıtıyor. Bunun için demiyorum da şunlar için diyorum ya, şu tarz ürünler. Bakın bu da Burberry. Bu da güzelmiş. Bunları daha çok turistler alıyor görüyorum. Bizimkiler çok nadir alırken gördüm diyor. Lacoste. Burberry. Burberry mesela. Siyah bir mantonun içine giyeceksiniz. Bunu çok güzel ısıtır. Şunu hastasıyım ya. Bir de şunu sorabilir miyim en son? Bunu çok merak ettim. Efendim? Bu kas tüyü mü? O tilki tüyü. Tilki tüyü. Ha şey, içi kas tüyü değil mi? Burada goose yazıyor. Tamam, kaz demek. İçi kaz, bu tilki. Ha, ne kadar peki? 2800'müş. Çok iyi gerçekten. Çok iyi yapmıştım. Teşekkürler, kolay gelsin. Aa, çok iyi arkadaşlar, bakın buraları. Mağazadan alana kadar buradan almak daha mantıklı bence. Şey, yukarıdan da göstereyim size. Şurada kadifeye benziyor ama değil. Bayağı iyi görünüyor biliyor musunuz? Yakından da hoş yani. Yok hayır, öyle değil. Öyle bir şey var bakın. Yok hayır. Yani aynen bir şekilde olacak. Ve marka. Bu da güzelmiş. Bu da güzel. Hepsi güzel valla. Bakılabilir, alınabilir. Bu tezgah öneririm. 91'in arkası. 91. 91'in arkası. Burada kapatayım arkadaşlar. Birazdan yine açacağım. Görüşmek üzere. Kadıköy Cuma Kuzenleri'nin tatlıları bakın arkadaşlar. 22 Mart 2024. Şurada bir tabak çanakçı gördüm. Bunu çekeyim. Ay, tamam. 60 lira. Çeşim alıp
kayıt tabağı var. Aynen aynı güzelsin. Bunu demiş mi? Tarafı. Cuma günleri alt katta tezgah belli bir bölümünde oluyor şimdi. Pazarın sadece alt katının belli bir bölümünde. Buyurun. Yani bu tarafı bulmanız lazım. Kumaşçıların oraya yakın. Kumaşçıların yerini biliyorsunuz. Bu pazarda onların yakınları oluyor. Şu 83 numara tezgah. Önceki videolardan bir yolu da sizden tezgah var. 83 numara. Sizlerle bugün şeyler Para mı? 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 Para mı
şeyler var. Şu çantamız varmış ya. Tabii yeni çanta gönderiyor. Bereketli olsun sağ olun. Şunu kesip atacaksın aslında. Çok güzel. Ya hiç para gelmiyor be. Abi kimse yok. Ne kesip çıkarmamış ki onu acaba? Söksün. Al abladan. 30 lira sen 20 lira ver. 30 lira sen 20 lira ver abla. Hey Seçal Seçal. Aç. Şimdi bakalım. Çantasın çantasın. Evet abi. Ne kadar yaptı acaba? Bazen 5 lira yaptı. Gördüğünüz her şey 5 lira olduğunu düşünsene. Ben çok güzel ceketler falan çıkabiliyorum. Neyse ceketler falan. Evet, deli gibi alıyor. Evet, bir çanta olsun. Şimdi neymiş asır? Bunu sakın değiştirseniz yanına getireceğim. Yalnız kurtarız. Şuna bakalım. Bunu toprağın tasacağız. Ey Şizan! Ey Şizan! Ey Şizan! Ebu! Ebu! Sen köşeye geçme. Şimdi fıstıklar, bunun hepsi gibi eğri. Biz şu an tam bir kaos arkadaşlar. Şimdi bize ne çantamış ya, bu nasıl olacak? Yakın zamanı çantası hatta. Ay çiçek getirmiş onlar. Neyin yakası? Ay çanta. Ne güzel bir ceket düşünüyorum. Tabağını alıyoruz. Güzel bir ses koymuş. Çok çantaya bakıyorum. Sanki biri bir şey mi çalacakmış gibi hissediyorum elinden. Böyle arkadaşlar olsun. Tam bir kalmış. Chaos. Chaos. Chaos İngilizce. 10 lira abi. 10 lira abi. 10 lira. 10 lira. 10 lira. O evet. 1 evet o. Tamam. Geldi 10'a sat arkanda. Geliyor. Seçal. İnsanlardan girelim ki arada bütün karşılığında. Ekmek kızartmak için. Ekmek kızartmak için. Takınamayacağım. Şurada garfuk gördüm. Arın alanının için akılan tatlara veriyorsun. Yandan da eğlenceli ama.
hiçbir kaza gezmediyseniz ben de bir kaza gezmediyseniz ya. Gezerken bir anda meyve sebze dönüyor. Bir pazar tarafı. Kadıköy Cuma Pazarı'nın alt katındayım. Buraya metrobüse gelebilirsiniz. Uzun çevirdim. Çok ünlüdür. Muhtar. Meraklısı varsa koleksiyonlu parçalardan benim hatırlıyorum. 20 lira. 20 lira diyorlar ya. Şöyle şirinlik yapıp
Diğer lig pazarları, mesela yurt dışında izliyorum Almanya'daki lig pazarlarını, Fransa'daki falan. Çok daha böyle, nasıl söyleyeyim, birbiriyle oyun oynayanlar satıyorlar. Buradaki gibi böyle, ayakkabıyla bisikletin, işte tabağın, aynı kısmını pek görmüyorum. Bu kadar iyi düzenliyorlar. Gerçek mi? Yanına da aşkına değil mi? Gelmiş. Tek mi? Malın var mı diyecektim diye bildim. Eledik artık. Eldiveni kesip atıyor. Eldiveni yakarak ima ediyor. Bunu makinede yıkıyorum ben arada. Yani o yüzden şey yapmıyorum. Bir tane daha ayak istiyorsanız da başlayalım. Bir tatlı önüne bakar bakmalı sizden. Bizim alıştığım tatlı böyle mi? Evet. Şurada bu da çorap 5 TL diyor. Gidemiyorum diye. Çok sıkışmış. Müthiş kakışmış şu an. Kaldım mı? Sıkıştım abi kaldım. Gülhan! Thank you.
Çok sıkıyoruz. Çantanıza dikkat edin. Çok sıkıyoruz. Şurayı, oyuncak ayı gördüm. Kupay. Kültöz, kültöz de. Kim burada da böyle? Erkeklerine gitsin çeken bir kez daha kalkılsın. Şu tam şey üst kattan emirler yürüyen merdivenin orada konuşalım. Bazen buraya alsın. Bu kadar kalırsın. Burada uzun tutayım da belki yapabilirsin. Şurada kapatayım bir de ilerleyen atayım bazen. Kadıköy Cuma Pazarı'ndan devam edelim arkadaşlar. Burada güzel ceketler vardı. 200-300 falan dedi. Tunceli tarafındayım. Bit Pazarı. Kadıköy Cuma Pazarı. Bit Pazarı. Alt katlıyım. Buraya metrobüste gelebiliyorsunuz. Uzun çayırda inmeniz gerekiyor. Böyle bir yerisi var. Burada ikinci el kıyafetler oluyor. Bunları arkadaşlar seçip alıyorlar. Yapıyorlar. Tezgahlar gerçekten çok ucuz oluyor. Biz bunu nerede bulabiliyorsun? Şimdi bir şey değil mi? Güzelmiş. Valla bunu tahmin ettiniz. Dike elbisesi. Yeah.
kutular varmış bu şekilde. Kampanyalar gibi duruyor. Gidiyorum kandolar. Güzelmiş ya, ketenci. Burada muda falan gidiyor. Sen nereye gidiyorsun? Ama güzelmiş. Gerçek ikinci. Aslında böyle bir yer yok. Erkek ceketleri falan. Genç kızlar o çöplerin üzerine falan yiyor. Yani. İşte dede pantolon, dede pantolonları da belli kemerle diziyorlar. Bir şey. Aşk şeyler var yani. Bunun için işte dediğim gibi kapüşonları giyiyorlar mesela. Bu dedenin ceketini hayata döndürüyorlar bu şekilde. Yine bu da böyle halı peştemal falan var. Böyle köyler var falan filan. Herkesi kılar tutuyoruz. Verdiğimiz kimse. Evet, kaldım burada. Ben sıkıştım. Peynircinin oraya geldi. Bu benim yetince evdesi var. Haydi 10 lira, 10 lira, 10 lira, 10 lira. Evet öyle bir anı bence de var. Ben şu kırtasiyemde satan şeyi bulamadım ya. Her şey 7,5 liracı falan vardı. Bakın 10 liraya satmayı bunlar satan bir yer vardı ya, Monterey TL'de. Şurada herkes kutlu. Burada zeytinler var. Bir işte. Ay çok güzel zeytin köktü. Bütün peynir fiyatları. Bu da içkanmış. Valla bunu bir şey görse, snorkel görse toplar bence. Bazı oyuncaklar inanılmaz pahalı çıkabiliyor bunlara da. Koleksiyonu çayda alabiliyor. Böyle 3-5 liraya buradan aldığımız bir şey binlerce koleksiyonluk oyuncak çıkabiliyor. Onları daha çok Beaumont, Feriköy, Bit Pazarı, Antika Pazarı, orada tezgah çanlar biliyor, tip oyuncakları. Herkes bilmiyor. Görünce onlar şapkayı tanıyor. Onları biriktiren, ciddi paralar harcayan koleksiyon insanlar var. Al, tespiteyi teslim ettim sana. Şimdi şöyle birlikte kullanacağız. Şuna, yani önce böyle daha iyi. Şimdi,
var ya, burada da var ya. Gelme sebebi biber almadık. Gelme sebebi biberdi, biber almadık. Tezgahtakiler yerdekiler. Şöyle şok. Sabah ne kadar işte. Benim şeycim nerede? Yalnız sancım nerede? Patlıcanın kilosu olduk ki. Doldur. Kilosu 80 yani. Evet, oradan çıkıyorduk pazar tarafından. Bir kere bu geldi. Allah'ım seçime gidiyoruz. 31 Mart'ta seçim var. Ben de. Seçim yolda kalması. Ne oluyor, ben anlamıyorum ya.
Sen şuraya bakalım. 1000 liraysa diğer hafta 30 lira oluyor. Bir sonraki hafta katlara katlara gidiyor. Kaç oldu, doğru mu? Bunlar 5. Bir tane daha aldım. Ha, 2 aldık değil mi? Kolay gelsin. Nerede bunları sağ olun. Fiyatlar ne kadar oluyor aşağı yukarı ya? Mesela şu ne kadar? Bu ne kadar? İstersen yardımcı oluruz fiyatlara. Sağ olun. Fiyatlarda yardımcı olurlarmış. İnanmıyorsanız pazarda yapabilirsiniz. Ayran bu çantanın hastası mı? Ne kadar zaman bıraktığını anlamıyorum. Ya sen bir kere geldin. Bu da güzel bir şey. Bu da güzel bir şey. Şu an ne kadar acaba? Şu model ne kadar acaba şu? Hanımefendi o 600 lira. 600 lira. Şu Prada ne kadar? Prada da 500 lira. Abla hoş geldin. Onlar yakın. 600 lira. Çok güzel ama. Sonra ne olacak? Bu şarj aletinin kablosunu korumak için kullanılıyor. Saç kalmışı, gecik gecik ağrıklı. Gençler seviyor onu, yapılıyorlar. Kabloyu geçiyorsunuz. Adam kabloyu geçiyorsunuz. Teşekkür ederim. Şeyine bakayım, bitimine de bulamıyorum. Çok şirin ya, miskeyi görüyor. Bakın miskenin de üstü var. Şimdi ben şu anda bunun kısasından koyuyorum. Kemalcan da varmış. Bu da Kemalcan taktirebilirsiniz. Bu da formalar var. Güzelmiş mesela. Bu da güzel bir şey. Gösteriyoruz. Ama rengi güzel. Erkekler rengini bilmem. Bütün dışı kaçtanları var. Neyse. 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 Neyse.
tarafa gitmeyeyim artık. Bunlar Lovelis de mi ikinci el acaba? Baksanız ikinci ele benziyor. Öyle herhalde. Koca bir yığın vardı herhalde. Karıştırmamız lazım. Böyle bir yer olsa arkadaşlar. Eskiden şeylerde şeyci oluyordu, terlikçi oluyordu da şu anda görünmüyor. O yüzden bakmayacağım böyle. 18'lik kalmış. Çantalar şok. 80 TL. Böyle bir çantalar. Bayağı bağırıyor. Çelik çantalar. 80 TL. 80 TL. 80 TL. Şöyle kimler var. Şey. 80 TL. Kirlenmiş gibi. Şuna ettim. Fena değilmiş. Bir şey. Kalkış kaos 80 TL. Valla kalkmazsın ya. Rengi de böyle. Sen böyle. Güzel mi? Bakın rengi de böyle. Güzel mi? Sonra böyle 80 TL olmaya şey yapacağım. 80. Böyle bir şey gelmiyor.